Son Açıkçası, videonun üzerinden ne kadar süre geçti hatırlayamıyorum. Gelelim o çok beklenen videoya. Crusader Kings 3 efsane karakterlerinin her birisiyle alakalı birer video çekmiştim. O videoları kanalımda bulmanız mümkün ve bu video efsaneler arasındaki son karakteri gösterecek. Peki kim bu son karakter? Toskana Düşesi Matilda. Burada görmüş olduğunuz gibi kendisi bilinmezlikten ihtişama ayracının önemli karakterlerinden de bir tanesidir. Ki aynı zamanda eğer Crusader Kings 3 topluluğunun özellikle Reddit'te aktif bir üyesiyseniz Düşes Matilda'nın çok fanatik bir hayran kitlesi olduğunu görmek mümkün. 20 yaşında genç bir kadın ve İtalya'da zengin ve güçlü topraklara hükmediyor. Kendisiyle alakalı tonlarca potansiyel mevcut. Kendisi de gerçekte olan bir karakter. Normalde düşes değil Kontes Matilda diye tarihte geçer. Kendisi Kutsal Roma İmparatorluğu altında dejur olmayan bir vasal. Ve Dük Vratislav'dan sonra en çok toprağa sahip vasal da demek mümkün. Esasında şöyle baktığımızda kontluk açısından belki Dük Vratislav'dan daha fazla toprağa olabilir. Kendisi öğrenim alanından gitmiş bir yönetici. Normalde önceki güncellemelerde bu çoğunlukla diplomasi olurdu. Fakat bu son gelen güncelleme ile beraber bu karakteri de öğrenim yaşam tarzına koymuş oldular. 11. yüzyıl Kuzey İtalya'sının karmaşık dokusunda Kanossalı Matilda akrabalarının zamansız ölümü sonrası kendini hatır sayılır miktarda toprağın hükümdarı konumunda buldu. Matilda'nın dindarlığı ve cadılık iddiaları hükümdarlığına gizem katıyor. Hmm acaba hükümdarlığını koruyup Kanos sahanesinin nesiller boyunca İtalya'ya hükmetmesini sağlayabilir miyiz? Normalde oyuna baktığımızda orta derece bir zorluk olduğunu söylüyor. Esasında bu tahmin ettiğimizden de kolay olabilir. Yapılacak bir iki stratejik evlilikle belki işimiz çok daha kolaylaşabilir. O yüzden çok vakit kaybetmeden maceramıza başlayabiliriz. Ve oyunumuza başlamış olduk. Önceki efsanevi karakterleri hatırlarsanız, her bir karakterin kendisine özgü bir eventi olabiliyor. Matilda'nın eventlerinden bir tanesi de benim hatırladığım kadarıyla sadece bu olacak ama oyunun ilerleyişinde de başka eventler de belki görebiliriz, bilmiyorum. Bu gelişmeye bir ufaktan bakalım. Bizim bir evlilik ikilemimiz var. 11 yıl evvel annem Beatrice, sakallı dük Gottfried ile evlendikten kısa bir süre sonra onun eski karısından oğlu olan Kambur Gottfried ile nişanlanmama ön ayak oldu. Oo, oh, peki. <laughs> Şüphesiz ki aşağı Loteringia ile, ile müttefik olmanın faydaları yatsınamaz. Fakat Tanrı'nın prestijli Kanossa hanesinin geleceğine dair planları gerçekten bu şekilde mi? Soyumun geleceğini güvence altına almak adına harekete geçmek zorundayım. Evet, Düşes Beatrice kendisi bizim annemiz olur. Kayınpederimiz, yani en azından müstakbel diyebiliriz. Sakallı Dük 2. Gottfried ve kendisinin oğlu ve oyuncu varisi ha? Oh. Ohohoho. Peki. Ee, hem kambur hem çirkin. ve baktığımız zaman çekicilik açısından eksi 40 yiyor zaten bir de. Eee... Yok Godfried Sen yani seninle evlensek bile zaten seninle çocuk yapma imkanımız biraz da düşük. Özellikle iffetli ve <gülüyor> sade. <laughs> Olduğunca yani eksi 35 yiyorsun doğurganlıktan. Peki oyun bize ne seçenek veriyor? Bu seçeneklere bir bakalım. İsa bizim günahlarımızın bedelini ödedi. Bir tane daha işlesek ne olur? Zaten çok sağlıklı biri değilmiş. Öteki tarafa doğru biraz daha ittirsen yeterli. <laughs> <laughs> Ay çok iyi ya gerçekten. Peki entrikamız nasıl? 10. Fena değil. Peki. Şimdi e, ikinci seçeneğe bakalım. Öldüğüm güne kadar ondan uzak duracağım. Yani aklı başında bir kadın bence çoğunlukla bunu yapar diye düşünüyorum kadınlar adına konuşmakta bir bana düşmez ama arkadaşlar yani bir bakın şunu Allah aşkına bu nedir? Evet, evlilik terk edildi etkisine sahip olunacakmış. Neymiş bu mülk vergileri artı yüzde yirmi idare artıyor ve evlilik kabulü eksi Oo, peki peki öyle olsun. Sonsuza kadar mı? Bizim nişanımız bozulacak, görüş kaybedecek, görüş kaybedecek. Peki. Boşanmak imkansız olsa da papa ile konuşarak bir şeyler yapabilirim. Hım. Evliliği ana söyle yaparım. Böylelikle çocuklarım benim haneme ve hanedanıma mensup olur. Yüz dindarlık kaybederiz. Ana soylu evleniriz. Oo, peki. Ya yani mümkün ama yani bu adamdan çıkacak çocukları çok düşünemiyorum. Esasında kendisine baktığımız zaman prestijli bir aileden geliyor. Yani Vigeri şahanesi esasında Karolengilere ait. Evet, Karlingler bunlar. Bir alt tane sadece. Yani bu kişiyle evlenmek bize şöyle bakalım iyi bilinen seviyesi. Olan olmuş dersek, he, oyunun bitme tehlikesi baba söyle evlilik. Eh. Şimdi Gottfried'i hızlıca öldürebiliriz. Bunu seçersek bizim idare yeteneğimiz ve gelir vergilerimiz artar ama biz kendimize artık yani çok daha zor evlilik buluruz. Eksi -%50. Iı, ıı, hoş değil. Ana soylu evlenebiliriz ıı, falan filan. Of. İsa bizim günahlarımızın bedelini ödedi. Bir tane daha işlesek ne olur ki bence de. Teşekkürler Strateji Türk. Ve oyuna başladık. Burada görmüş olduğunuz gibi Kendisi bizim eşimiz ancak bir cinayet planı başlattık. Ha bizim de konseyimiz burada bizden son derece hoşlanıyorlar. Papa bizden çok hoşlanıyor. İmparatorluk vekiliymişiz. 20... Ne, ne ne bu imparatorluk anlamadım. İmparatorluk vekili. Aa biz vekiler harçmışız çok güzel. Hı, mükemmel ya. <laughs> ee, bizden de eksi 16 evet. Siz neden bu kadar hoşlanmıyorsunuz imparatordan ben onu anlamadım. En azından casus başısı hoşlanıyor. Hı, o da utangaç biri. Güzel. Ha bir dakika. Oo. Düzen bas. O yüzden evet hoşlanmayabilirler. Şimdi bir karaktere şöyle bir bakalım. Yaşam tarzını bir seçelim. Öğrenim. Teologdan gitmişiz. Bakın teologdan gidiyorsak ruhban sınıfı bize aşık oluyor. Teoloji odandan gidebiliriz aslında. Çünkü öğrenim yani bilim oda mümkün. Gelişmişlik artışı %15 daha fazla. Ama zaten topraklarımız yani yeterince gelişmiş. İtalya'nın da en gelişmemiş toprakları bizde aslında. <laughs> Çok iyi. Lombardiya'ya bak. 20 gelişmiştik burada. Oh, peki. Lombardiya'ya bir noktada ciddi kafa atmamız gerekebilir ama adamlar bizim önümüzde. Bakalım. Bizim hak iddialarımız varmış. O da çok güzel. Nereye? Parma mı? Parma bizim vasalımız. Arezzo bizim vasalımız. Fermo. Spoleto. Abou. Teramo. Ve Abruzi. Ha. Ya bunlar bizim vas yani bizim şimdilik bence kalsın. Eğer bizi ilerleyen zamanlarda kral falan olursak mesela şöyle Toskanayı, Toskana'nın da bir kısmını man Papa tutuyor. Bundan da toprak almak bilmiyorum artık. Böyle savaş açarız istedik Papa'ya ama Papa da para bol ee, ciddi de para kazanmaya devam edecektir bu abi. Papa'ya savaş açtığınız zaman uğrayacağınız en büyük hüsran Papanın bitmek bilmeyen parası ve çağırdığı paralı askerlerdir. Ya 30 bin kişilik Bizans ordusuyla bile onu alt etmekte zorlanmıştım ben bir zaman. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla biraz dindarlık kasalım. İlk bir 5 sene en azından teoloji odandan gidebiliriz. Zaten yaşımız da çok ileri değil aslında. 20 yaşındayız. Sağlığımız belki bir 50'den sonra falan bozulmaya başlar. Dolayısıyla 3 yıldızlıyız, teologuz falan. Burayı çok rahat bitirebiliriz. 20 yaşındaki bir karakter olarak da şurayı tamamlamış olmak mükemmel gerçekten. Onun dışında gitmiş olduğumuz bir dal yok. Peki. Elimizden geldiğince toprak kazanmaya ve güçlenmeye bakacağız. Ne yazık ki arkadaşlar hak iddialarımızın alayı bizim topraklar içerisinde. Keşke şuralara da şöyle bir hak iddiamız olaydı da. Mesela Anko Aa, güzel Ankona düklüğünü alabiliriz. Romanya'yı alabiliriz. Hatta şu an Spoleto'yu tamamen tutuyoruz. Bakın bu çok güzel bir şey. Ankona ve Romanya'yı alabilirsek yeterli paramız olursa. Papa'nın bizzat tutmuş olduğu Romanya krallığını gasp edebiliyoruz. Romanya krallığını alırsak da ayrıca Şuraya böyle görmüş olduğunuz gibi komple bir dejur savaşı açarak buradaki üç kontluğu bizzat elde edebiliriz. Ki İtalyan kültüründeyiz. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyi bir kültür. Kültürün başı da zaten biziz ve yüksek ortaçağ dönemine de 12 sene sonra ulaşırız artık. Hükümdar imtiyazları mı yapsak yoksa kalıtsal... Kalıtsal yönetimden gidelim bence. Fena olmaz. Bence kalıtsal yönetim biraz kasalım. E, ee, konfedere bölünme biraz sıkıntı çünkü. Mezhep liderinden altın olur. Hı, talep ettik. Şu birlikleri de hemen bir konuşlandıralım. Mangoneller var. Güzel. 1066'ın en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Çoğu kültürde Mangoneller açık. E, Ona geller, e, e, Bir noktadan sonra gerçekten boğuyor adamı. Saray. A saray hekimi. Tamam. Seni aldık. Mükemmel. Para toplayalım canım. Ne olacak? Hak iddiası alabiliyor muyuz? Yok. Kabul etmeyecek. Neden? Kadınsın mı? Hı. Orta çağdayız falan ama yani bu kadar da cinsiyetçi olunmaz ki kardeşim. O zaman hak iddiası üreteceğiz. Yapacak bir şey yok. Emilia düklü ünvanını oluşturabilir. Hadi oluşturduk. Şimdi Emilia'yı oluşturduk ne olacak? Ha buraları zaten komple tutuyoruz. İyi peki güzel. Aa bu bizim hanedandan. Parma hanesi bu. Sen bizim hanedandan değilsin. Sen de değilsin. Sen bizim hanedandan mısın? Hediyemi kabul etti. Lüks ve egzotik al. Mükemmel. Başarı ihtimali artıyor mu? Can çabalarına derhal son ver. Sen istesem de evlenemem. Ruhbansın çünkü. Şimdi burada tabi bol bol toprak toplayacağız. Özellikle şu İtalyan bölgesini. İtalyan topraklarını şöyle bir toplayalım derim. Bakın görmüş olduğunuz gibi Kutsal Roma İmparatorluğu Korsika'ya da hükmediyor ama. Burada Lombardiya var. Lombardiya da böyle ıh, buraya sahip. Mesela ben bunlara savaş açmak istesem. Yani burayı da ele geçirebilirim. Matilde olarak yapabileceğiniz en iyi iş İtalya İmparatorluğunu kurmak. Romanya ve İtalya Krallığını oluşturacak kadar toprak elde ettiğiniz zaman zaten bir noktada süzerenini size burayı aktarır arkadaşlar. Karinti'ye aktarmayabilir ama çünkü Karintiye eh, adamın elinde 3 tane düklük var. Ben kendime şöyle bir ittifak arayacağım. Özellikle bakın şöyle Bohemond'u tutturdum. Senin şöyle dahi oğulların falan var mı ya? Hı? Sen aptalsın. Ayda evlenmiş. Tüh. Neyse dur seni de şöyle tutturduk. Seni öldürsek yok. Ö önce kocamızı halletmemiz lazım. <laughs> hey, güzel. Şimdi e, turnuva için talim. Ben bunu her zaman açarım. Bu karar açılırsa bana haber ver diye. Güçlü özelliğini elde edebilirsek sağlığımızda orta bir artış meydana geliyor. Hayda ulan savaşa mı çağır? Peki hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. Bakalım bizim sırrımız var mı bu arada? Ha iyi güzel. Sırrımız yokmuş. Ben bir noktada Matilda'nın böyle cadı ya da dinsiz olacağını falan düşünüyordum ama yerel casuslar bilmiyorum ya. Yok. Şaka mı lan bu? Ha, yaş. Aa ö bir dakika ne? Öldü. Aa inanmıyorum. İlginç. Biri direkt yok etti onu yani. Kan davasını başlattı bilmiyor musun? Ha uykusunda hayatını kaybetti. Ha. Umarım erkek çocuk çıkmaz ya. Cadılık fısıltıları. Aha bu Matilda'ya özgü bir event daha olması lazım sanırım. Kamp ateşi çıtır derken Adelaide bohçasından bir kitap çıkarıyor. Kurumuş otların kokusu gece havasına karışıyor. Sırlarımın bir bedeli var. Gözleri gözlerime kilitlenmiş şu halde konuşmaya devam ediyor. Genç bir hükümdar olarak, hele ki bir kadın olarak hayatta birçok zorlukla karşılaşacaksın. Bu benim en kıymetli bilgim. Belki de helak olacağınız bu yolda sizin kurtarıcınız olabilir gizemli kadının gözlerinden sahip olduğu bilgiyi paylaşmak istediğini okunuyor. Fakat bu tam da rahiplerin beni uyardığı şey olabilir. Şimdi Dalavera oda olmakla birlikte 5 entrika yaşam tarzı yeteneği kazanacağız. Cadılık. Oo şifacı olacağız. Ya şifacı olmak sağlığı arttırır ama bir de cadı olmak eyvah. Suç teşkil eden. Sapkınlıklara aldanmayalım ya. Ben biraz güvenli oynamak istiyorum. ya biz nereye savaşı? Ha burayı mı? Karakterimin kızı. Hmm. Evet. Biraz öyle oldu. Ne? Eh, olabilir. Bir evlenelim. Bir bakalım. Birini bulalım bakalım ya. Şöyle ırsi özellikler. Hı? Nasıl olur? Güzel olur mu? Şöyle topraksız mı? Yani ne bileyim. Aa bu abi fena değil. Hadi bak seni de şöyle pinledim. Tamam mı? Eşimiz uykusunda hayatını kaybetmiş. İnanamıyorum. Şimdi yalnız bir dakika. Ben seni pinledim ama. Aa, sen hane mensubusun. Çok güzel. Aa, bir dakika. Tamam. Bak sen ne de olur. Nemanyiç. Fena değil. Sen Senle olabilirdi ama sen alt tabakasın. Aa sen niye ölüyorsun? Kanlıysan sen mi? Ey bir dakika abi. hastalık mı var bir yerlerde? Buralarda bir yerlerde hastalık başlamış. Eyvah eyvah. Kızamık. Bizim topraklarımıza gelirse izole etmemiz gerekecek. Değil mi Matildacığım? Evlilik düzenle Yüksek. ittifak getirmeyecek. Kendisi sadismiş. Aynı zamanda sadakatsizmiş. Oo kötü. Ne may hiç gel canım. Gel gel gel. Evlen benimle. <laughs> Çok güzel. Hatta ben bir noktada Bohemond'u falan da düşündüm ama tabi bunlar nişanlanmış. E, o kötü oldu. Ne zaman nişanlandınız? muhtemelen ben benim eşim ölmeden önce nişanlanmış olabilirler. Ne kimi çağırın bir dakika ne yine hastalık mı başladı? Ferrera neresi? Bir dakika yeni hastalık mı başladı yoksa hastalık geldi mi? Ha tabi. Başkenti karantinaya alacağız evet. Hafif tedbirlerden şaşma. Muazzam. Mükemmel. Öyle yapalım. Evet. Hak iddiası aldık. Başka yer için hak iddiası almaya daha devam edeceğiz. Urbino. Casentino, Ravenna ve Bologna için özellikle. Yokta da, da mülk sınırımızı aşarsak şu Ferrera'dan başlayıp buraları. Özellikle şu Ravennayı bir e, iskoposa vereceğiz ki kendisi bizim direkt skoposumuz olsun, topraklı. Zafer, çok güzel. Askerleri ters et, mükemmel. Şu hastalığı bir halletmemiz lazım ama. Sonra sen niye benden bu kadar hoşlanmıyorsun? Din değiştirmeni aa yok çünkü dinler. En azından heteroseksüel yani benden hoşlanır. Bak senin dilini öğreneceğim. Sırpçayı öğreneceğim önce. Eşim için fedakarlık yapıyorum arkadaşlar. Görün beni. Ya gerçekten çok aynen biraz para verdik. Evet bizden hoşlanıyor. Anatomik çalışmalar. Evet. Önce şu hastalığı bir halledelim. Hastalık yok oldu. Güzel. Güzel. Ruhban sınıfı bizden daha çok hoşlanıyor. Buraya hak iddiamızı alacağız. Peki şöyle bir durum var bir bakalım. Ha, burası Cumhuriyetmiş. Ee, peki ama Ancona burada. Ee, Fermo. Sen me. Peki tamam. Gerekirse bir şekilde veririz sana artık burayı. Niye hapsedilmiş? Sana ünvanı da veremeyiz. Peki öyle olsun. <laughs> Lan oradan niye kaldırdık yazgelleri Neyse. Hah güzel. Bir çocuğumuz daha olacak. Hazır paramız varken şöyle biraz daha Az, arttıralım askerleri. Kaçma. Kaçmıyorsun öyle. Kaçtı. Paramız da hiç bitmiyor ha. Hak iddiası aldıkça hak iddiası almaya devam ediyoruz. Ve Giuseppe Dicanossa diye bir oğlumuz oldu ama nedense e, neyse tamam hiç problem değil. Orada yapabiliyorsa ya taht otoritesini arttırdım. Güzel. Burayı ele geçirdik. Şimdi şöyle bir durum var. Burayı hemen birine verdik. Harika. Çok güzel oluyor. Burada kontrolü hemen arttıralım önce. Bir hastalık. Oo, bu sefer de burada başlamış. Eyvah. Hekim. Aman hekim bir şeyler yap. Salgın direncini. Ha şöyle darülacizeler. -e Aynen paramız da var zaten. Biz para kazanmaya devam ediyoruz. Darülacizeler -e iyidir. Mantua. Hadi şuraya da bir tane Darül Biz bu arada istesek Romanya krallığını gasp... Yani bir kontluk daha alsak gasp edebiliriz aslında. Fena değil. Aa bir dakika. Öldü. Niye öldü? Ha sen burayı istiyordun. Tam bak ben sana... Ya sen Lombardiya tutuyorsun ama sana şöyle Korsika'yı falan ayarlarız. Bir şekil yaparız sana. Dük tiranlığına karşı. Aa bir dakika ne? Aa ölmüş. Peki. Akiddasi isteyebiliyor muyuz? Ama onun yerine altın istiyoruz değil mi? Mükemmel. Bir çocuk olduğu için ama yakında büyüyecek. Hmm, başardık. Çok güzel. Şimdi eşimizi baştan çıkaracağız arkadaşlar. Ee, bize karşı yakınlığını daha çok arttıracağız. Sen boş durma babacım. Sen, sen şöyle aynen Bologna'ya özellikle şuraları alacağız zaten. Hatta bizim bir dakika şu Romanya düklüğünü oluşturmak için en az 3 gerekiyor. Belki e, meşruiyeti arttırırsak hiç fena olmaz aslında. Meşruiyeti arttırmanın yollarını bulalım. Hatta bir cenaze mi düzenlesek? Ee, tapınak. Vefat etmiş kim var? Aa evet bak senin için yapabiliriz ya. Merhum eşimiz için. Mükemmel olur. Ellerini yıka. Voh. Salgın direnci arttı. Hastalığa yakalanma riski azaldı. Olezine kontlu. Abo Buraya. Aa Verona diye bölünmüş bunlar bir de. Mükemmel. Ak iddiası alabiliriz sanki. Papa biraz daha mı hoşlanacak bizden? Ne olacak anlamadım ama. <laughs> Bu arada... Abo bir dakika. Apulyacım sen ne yapıyorsun canım? <laughs> Klasik yani görmüş olduğunuz gibi. Raiktor'un Bizans İmparatorluğu hakkı yerine. O ayda gitti toprağını kopardı şimdi. Mükemmel. Güçlü kalma. Buralarda hak iddiası var. Hı? Ama yani gördüğüm kadarıyla Epir gitmiş. Epir düklüğü Sicilya'ya çökmüş. Şimdi Apulya'nın işi biraz daha zor sanki. Normalde buraları almasını beklerdim ama girmiyor. Buralara hak iddiası da var anasını satayım. Yapmıyor öldürmeye çalıştığımız eşimizin cenazesini düzenliyoruz şu an. Gözler bizim üstümüzde mi olmalı? Onu teselli mi etmeliyim? Toskana eşimiz. Aa, herkesin dikkatini çekmeyi başardım peki. Meşruiyet seviyemiz arttı bu şekilde. Sanırım şu an. Ha güzel. Almamız gereken kontuk sayısı burada. 3'ten 2'ye düştü. Harika. 110 meşruiyet kazandık. 500 dindarlık kazandık ve stres kaybettik. Mükemmel. savaş açabiliyoruz değil mi? Ha iyi. Hah bir çocuğumuz daha mı oldu? Harika ya. Bu arada süzerenimize karşı örgütleşme e, yok. Hah ilginç. Süzerenin en güçlü vasalı. Biz artık ikinci en güçlü vasalız. En güçlü vasal burada görmüş olduğunuz gibi Bohemia. Kendisiyle hatta ittifak kurabilir miyiz? Bir bakalım. Aa olabilir. Karakterimin kızı. Aa. Brabant tükü. Heh, güzel. Onun oğluyla benim kızı evlendirdik. Hatta ben kendi kızımla da bakın ittifak kuruyorum şimdi. Sakallı abi ölmüş. Ee, kızları başa geçmiş. He peki Lombardiya'ya karşı biraz daha güç kazansam iyi olacak. Bizim sözleşmemiz ne durumda bu arada Bir bakalım. Şeytan <laughs> Sınır Beyliği al desem kendisine hiç katkıda bulunmuyorum ki ama Sınır Beyi olursam ben ordu bakım masrafı azalacak. Tam olur ya, olur olur. Para basma hakkı. <laughs> Şöyle. Aa güzel bak para basma hakkı tanırız. Bak kendimize para basma hakkı tanırız tamam mı? Bu bizim ülke başkentinde gelişmişliğimizi sürekli artırır ve Sınır Beyliği alırız. Çok iyi olur bence. Kendisine az da olsa böyle asker veririz ama para vermeyiz. Milis yükümlülüğümüzü arttırmamıza rağmen sınır bey olduğumuz için <laughs> asker sayımız var. Sen kimsin ya? Salerno prens. Ayda ana Valdoci oldu bunlar. Aa ben böyle girerim o zaman bunlara. Sicilya krallığı için gireyim mi? Ama yok. Ben buna girerim böyle. Mükemmel olur ya. Ben seninle şimdi başa çıkmak istemiyorum. Senin çünkü savaş yeteneğin çok iyi. Yani bir normal olarak orduları yıkıp geçersin ee, Senin ölmeni bekleyeceğim ben Canım abicim tamam mı Yakında ölürsün Ben buraya girerim ama arkadaşlar yani bilginiz olsun Hadi alıyorum o zaman Hatta Urbino'yu da alabilirim belki Karakterimin hak iddiası Böyle böyle genişliyorum Savaşta esir ettik mükemmel ee, Fazladan toprağım var Romanya'yı oluştururum ama <laughs> Öp beni iğrenç şakla. <laughs> ne? Bir dakika ne 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 oluyor ya? Duke Yosef bağnaz bir gülümsemeyle bana bakıyor. Yana doğru hareket ederken giysilerini çıkartmakla sırıtan yüzüne bir tane yapıştırmak arasında ikilemde kalıyorum. Medan kurcasına beni öpüyor. Bu, bu yanıt vererek onu kendime çekiyorum. İçimizdeki savaş bedenlerimize yansıyor. Tüm geceyi birbirimize hakaret edip sevişerek <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Birlikte olacakmışız, sevgilimiz olacak. Aa ne güzel sevgilimiz oldu. <laughs> Bu nasıl bir kara sevdadır. Evet mükemmel. İçi... Aa çünkü bir dakika biz ikimiz de dindarız değil mi? İkimiz de birbirimiz... Biz... aynı hoşlanmıyoruz aslında ikimiz de birbirimizden ama. Böyle zoraki bir e, sevda yarattık aramızda. İlginç oldu. Thomas şimdi fidye. Olur olur. Aa tüh tanıdığım kişilerden biri ölmüş. Kötü oldu ya ben onu kocam olarak almayı düşünüyordum ama. Güzel. Kendi de aldık değil mi? Mükemmel. Dolayısıyla bakın şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Buraya oluşturdum. Dolayısıyla Süzeren bana bu vasalı aktaracak. Aktarmak zorunda. vasal aktar. Çok teşekkürler. Bak sana şurayı vereceğim böyle. Tamam mı? Romanya düklüğün bütün dejur bölgeleri sende olacak. Ben kraliç olduğumda da sen benim dejur vasalım olacaksın. Demir gibi açtık. Doğurganlığımız da artıyor. Mükemmel. Eee... Babadan para isteyeceğim. özür diliyorum bunun için. Ben şehir mi tutuyormuşum? Ha, burayı verelim birine. Verdik. Mezhep liderinden... Oo, ho, ho, bir dakika bu da çok iyi. Hak talep edebiliyormuşum. Kutsal romanın başına geçerim böyle falan dermişim. Mükemmel olur. Ay Robert'e bak aldı buraya. İnanmıyorum. Papa'dan almış burayı. Hmm. Burada almasa papadan güzel olurdu. Ben çünkü buradaki toprakları çökecektim. Papanın da burada tek toprağı kalacaktı ama ne. Şöyle arttırabiliyorsak bir kontrolleri bir arttıralım. Bir kızım oldu. Mükemmel. İç ilişkileri güçlendirdik. Pek çok çocuğu annelik yapmış. Genel görüş artı 5. Harika. Hak iddiası iste. Ee, alabiliriz. Ben Verona'yı alabilirim. Aslında senden hak iddiası yok. Kabul etmeyecek diyor. Peki. Lombardi için almaya çalışalım bakalım. Verona için de alabiliriz aslında. Yani Romanya'yı gasp edebiliriz. Mükemmel. Yemek harikaydı. Sağlığımız arttı. Mükemmel. Çalışkanlık. Hmm. Olur bakarız ya. Ve seyyah olduk. Gamsız açtık. Stres artışı %20 daha az. Nedimi olarak alabileceğimiz kimse var mı? Sen benim hanedanımdan mısın? Aa olur. Gelin abi gelin gelin. Heh. Siz öyle gitmeyin ya. Ben size toprak da veririm. Hiç sıkıntı yapmayın. Bakın şöyle bir durum var. Papa neden Kutsal Roma İmparatorluğundan nefret ediyor? Çünkü Papa bizzat burada Romanya denilen Dejur Krallığı tutuyor. Doğru mu? Biz ise Kutsal Roma'nın vasalı olarak Spoleto, Ancona bölgesi ve Romanya Dejur Düklüğünü tutuyoruz. Papa'ya ait olması gereken iki tane Dejur Düklük bizde. Ancona'yı oluşturursak da yine Papa imparatora karşı eksi 25 görüş besleyecek. Bu da şu demek oluyor. Papa imparatordan ne kadar nefret ederse imparatora karşı o kadar daha kolay hak sahibi olabiliriz. Ama açıkçası ben Kutsal Roma İmparatorluğunu e, yönetmek istemiyorum. Benim buradaki nihai hedefim İtalya'yı kontrol etmek. E, Almanlar istediklerini yapsınlar. Kendi karasal topraklarında. Güzel güzel İtalya Krallığı'nı da alacağım ben. Bütün dejurlar bende olacak. Hiç problem değil. O yüzden vakit kaybetmeden kraliçe olduk. Papa'nın ünvanı şu an eksi 12 bizden nefret ediyor ama. Şimdi dolayısıyla bakın ben kendisine şuradaki düklüğü vereceğim. Romanya düklüğü değil mi? Zaten fazladan düklük tutuyordum ben. Kendisi benim de juru basalım olmaya devam edecek. Şu abimiz gittiği zaman Romanya başpiskoposluğunu kim tutuyorsa başpiskopos olarak konseyimizde duracak. Şu an kendisine bir koltuk vermiyorum. Vermesem iyi olur aslında. Bence daha iyi olur. Ben şu an hali hazırda Toskana'yı, Spoleto'yu tutuyorum. Ha bir de Emilia da bende. Au. Toskana ve Emilia'yı tutabilirim. Spoleto'yu sana verebilirim aslında. Benim senin bu topraklarına hak mı varmış? He. O zaman bir dakika şöyle bir şey yapacağız ama Spoleto. Ha bir dakika tamam ben ne yapacağımı anladım. Ben şunu yapayım. Bak Fermo'yu senden koparacağım. Çok özür diliyorum. Sonra canım. Şu Arezzo'yu da senden çekiyorum. Yine çok özür diliyorum bunun için. E, evet, benden hiç hoşlanmıyorsunuz. Farkındayım. Ee, ancak sen bu diğer ünvanlarını feshetmeyeceğim. Ben şöyle yapacağım. Spoleto'yu sana böyle komple vereceğim. Tamam mı? Benden daha çok hoşlanacaksın. Ben direkt dük yaptım. Daha da gücün arttı. Ve ben de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Ancona'yı da direkt tutabiliyor oluyorum. Kendi hanedanımdan birine aslında ee, kendi hanedanlığımı da biraz yüceltebilirim ben. Benim burada saray mensuplarım vardı değil mi? Ben sana şuradaki düklüğü verdim böyle tamam mı? Dejur olmasan da sen artık benim bir vasalımsın. Ve benim hanedanımdansın. 11 tane mensup var. Mükemmel. Böyle koskoca bir Romanya kralı oldum. Artık ben şu an istesem mesela papaya savaş ilan edebilirim. Buradaki dejur düklüğü almak için ama her ne kadar müttefiklerim olsa da biraz daha gücümü toplamam lazım. 29 yaşındayız yani 10 sene falan geçmiş Karintya düklüğü ee, Carinthia'yı almasak da senden Friuli'yi alabiliriz ama Friuli düklüğü de tabi daha oluşmamış Verona için belki isteyebiliriz Ama kademe farkı oluyor değil mi Dur bakalım bir deneyeceğiz artık şansımızı Lombardi için şu an komple hak iddiası aldık ya Mükemmel Ooo bir dakika bu güzel bir şey neden güzel bir şey arkadaşlar? Çünkü Lombardiya'nın düklüğüne ben hak iddia saldım. Kendisi iki tane düklük tutuyor. Bu da demek oluyor ki Lombardiya'yı ben alırsam kendisi hala Korsika düklüğünü tutacak ve buradaki toprakları bana geçecek. Mükemmel. Karakterimin hak iddiaları. Bir şansımı deneyeceğim bakalım ya. Ee, ha konuşlanmamış mı? Eyvah. Ee, ne demek konuşlanmamış? Konuşlanmalı. Yok, ziyafet mi, miyafet? <laughs> Müttefikleri savaşa çağırabiliyor muyuz? Sen savaşta mısın? Evet savaştasın. Gerek yok. Sen gelsen ama hadi çağırayım be. Sen de çağırayım. Heh. Çok güzel. İyi oldu bu. Bolonya üzerinde. Eyvah eyvah. Bolonya nerede? Burada hastalık var. Başkenti karantinaya al. Çabuk. Çabuk başkenti kuşat. Çabuk. Orduları çekin buradan. Muazzam. Çok yayılmasın. Tiranlığına karşı mı? Ulan hem zamparasın hem zinacısın. Ya kusura bakma kim? ben sana yardımcı olmam. Turnuva için talim yapsak güçlü olur muyuz? Ha peki. Öyle olsa. Oo çok yayılmış. Eyvah eyvah. Ee, i̇nzivaya mı çekilsek ya? Bence inzivaya çekilelim. Aynen öyle. Oğlumuzu da hatta eğitmeyi unutmayalım. Aman aman. Şu kızımızı da eğitelim. İyi olur. Sen savaşçı ol. Ee, ne bileyim hadi sen de savaşçı ol. Tamam mı? Sen de kocamız eğitsin ya. Hadi ya da hani. Psikopos etsin psikopos evet. Burada bir hastalık var. Acaba diğerlere yayılır mı? Diğer kontuklara. Umarım yayılmaz ya. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat. Ya sen şaka mı? İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Vekil harç şey değilim artık. Bunun ordusunu yok edebilseydik güzel olurdu ama. Başkentini tam kuşatamadık değil mi? Ya Gel gel ben senin ordularını alt edeceğim. Kaçma öyle kaçma. Aa teşekkürler. Bu arada bir dakika. Benim kocam savaşta. Ey aman aman ölebilir. Yasaklıyorum canım. Yasakladım ama hala kendisi. Eyvah savaşta mı? Heh güzel. Aa, bu arada Bohemia kralı ölmüş. Neden ölmüş? İmme geçirmiş. Kendisi çünkü asabiymiş. Burada görmüş olduğunuz gibi Lombardiya düklüğünü hak ettik ve bütün kontukları elde ettik. Mükemmel. Şimdi. Orduları ters ettik mi? Can bak şöyle yapacağız. Buraları sana verdim. Şimdi şöyle ekonomi haritasına bakalım. Hadi bak sana Pavia'yı da veriyorum. Tamam mı? Burası da senin oldu. Hatta Komo'yu da veriyorum. Ama Tamam. Ben buraya böyle komple kontrol ediyorum. Harika. O zaman ben istesem İtalya'yı da oluşturabiliyorum şu an değil mi? Biraz meşruiyeti arttırsak. nasıl arttırırız bilmiyorum ama olsun arttırırız. Verona'yı alırız. ya da ne bileyim Karintya'dan. Şuraya alırız. Alırız bir şekilde artık. Venedik'e girmem. Bu abi bizim hanedanımızdan. Dolayısıyla kendisine şöyle bir düklük veririz. Zaten Emilia'yı şu an tutuyoruz. Bir hanedan üyemizin altında. Lombardiya da bizde olur. Şöyle bir bakalım bizim hanedanımızdan kim var mesela verebileceğimiz. Ama sen... Ee, peki. Şu kardeşlerine veririz bir şeyler. Bakarız duruma göre. Hayda yine mi düşük? Peki öyle olsun. Hah hanedan mirası mükemmel. Ee, ne açabiliriz? Mesela hadi soylu kandan gidelim yani burada görmüş olduğunuz gibi abimizi böyle saf dışı bıraktı ama istesek ve bir hak iddiası daha alabiliriz kendisinden. Vakayname yazımını açmış mıydık biz? Aa, açıkmış peki. Kalıt sağlı yönetimden gitmeye devam edelim. 12 sene sonra açıyormuşuz mükemmel. Maliyetleri biraz arttıralım. Saray görkemimiz biraz değişsin. Aynen öyle. İdari saraya geçebiliriz hatta. Fena olmaz. Şunları konuşlandıralım. İyi olur. Ben senden buraya alacağım merak etme. Apulya'yı alacağım ben senden. Krallık için şöyle kutsal savaş. Şöyle Verona'yı almaya çalışalım bakalım. Zaten polisine de benim hak iddiam var değil mi? Güzel. Benim tuttuğum başka toprak yok. Sarayı topla. Hürmetlerini sun. Şimdilik gerek yok. Kılıcım mı oldu? Mükemmel. Bir tane kılıç koyduk şöyle. Sen Valdo'cu oldun ya. Eğer bu krallığı kurabilirsen var ya. Dersen bir biraz para mı ateşleyeyim? Heh? Hop. Görmüş olduğunuz gibi Sicilya Krallığı'nı kurdu. Mükemmel. Ben bunlara bir noktada var ya. Böyle bir kutsal krallık için bir savaş açsam. Şöyle Güney İtalya'nın tamamını alacağım. İyi oldu. Çok iyi oldu gerçekten. İmparatorluktaki en güçlü kişi biz miyiz? Üzerine karşı. o bağımsızlıkçı örgütleşme. Abo bu iyi değil. Ya yani yukarı Burgonya kopabilir. Ee, hadi sen de kop. Ama Piemonte'nin kopmaması iyi olur aslında. Aa öldü. Mükemmel. Şimdi ben sana şöyle şu komple şöyle savaş ilan ediyor biliyormuşum var ya. Mükemmel olur ya. İttifakların var mı hala? Ben seninle bir ittifak yapsam. Şöyle kızları falan evlendirsek ne bileyim yani. Kızı bir evlendirsek şöyle güçlü bir ittifak. Ya kızımı seninle evlendirdim. Gel hadi. Mükemmel. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize... Derken bir çocuğum daha oluyor. Ben böyle Sicilya'nın aşağısına gireceğim. Bunu yapmak istiyorum açıkçası. Böyle Sicilya taraflarına giresim var arkadaşlar. Yani Valdocuları destekleyen kimse yok. Ve bunların kendi aralarında böyle bir iç savaş çıkacak. Ee, ben de bu toprakları arzuluyorum. Yani ne yalan söyleyeyim size. Ee, ben bu toprakları istiyorum arkadaşlar. Hotviller falan filandır filandır ama. A a. Müttefikleri savaşa çağır. Gel 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 çabuk gel. Lütfen gelin arkadaşlar. Sicilya krallığı için kutsal savaş ya. Mükemmel. Dur şu savaşı halledeceğim ben. Bundan sonra Lombardiya falan sana veririm. Hiç merak etme. Sicilya ordusu geldi. Mükemmel. Bilimsel açtık. Kültürel hayranlık gelişimi. Gel gel. Aa. aa. Karakter... Bugün hiç gelmeyecek mi sandım? Bir dakika bizim sevgilimiz o ya. Bu hastalığında 38 yaşında öldü. Genç yani. Stresliydi hatta galiba. Sicilya ordusunu parçalayabilirsek güzel olur. Giuseppe diye bir oğlum. Alessio olsun. Hatta kendimize şöyle bir eş bulalım. Bologna kontluğu. Irsi ee, ırsi bir şeyler olsun mesela. Ama topraksız olsun ve hane mensubu. Aa güzel. Hadi senden olur. Aa bohemondu savaşta mı? <laughs> Çok iyi. Kont Oberto. Vay bu amis tarafından. Güzel. Şimdi şuralara odaklanalım. Sırada Napoli mi var? Aynen Napoli'ye gideriz. Ne? Odaların bu halı... Bu işte bir hinlik var. Papa beni öldürmeye mi çalıştı az önce? İyi güzel hüzünlü olmadık en azından. Yüzde doksan. Ve Sicilya Krallığı'nı ele geçirdik. Tüm bu topraklar bize ait olacak. Evet efendim. Şimdi. Ben şimdi şöyle ünvan vereceğim. Tamam mı canım benim? Apulya'yı sen yönet mesela. Sana burayı verdim. Sonra. Yani kendi tabi eş bulaydın, iyi olurdu ama. Hiç problem değil. Ben şöyle şuraları vereceğim. Tamam mı? Burayı verdim sana böyle. Messina'yı şu abimize vereceğim. Gayet güzel oldu. Hatta ben istesem şu an Sicilya'yı gasp edebiliyorum ama biraz paraya ihtiyacım var. Ee, problem değil. O zaman şöyle Sicilyalı birilerine verelim buraları. Sicilyalı bir soylu. Aynen öyle. Bak sana şöyle şurayı verdim tamam mı? Burayı şöyle ne bileyim Lombard birine verelim. Hatta bir dakika Benevento hak sahibi. Ha, ama sen tabii kötü. Landolfidi. Kim var başka? O zaman rastgele birine vereceğiz artık. Kendi hanedanımızdaki müsait kişileri verdik. Lombard bir soylu. Heh. Ah, burayı da sana verdim. Heh. Bu abiler gerekirse sonradan kendi düklüklerini oluşturabilirler. Hatta biz de oluşturup verebiliriz. Hiç problem değil. Tutsaklar için fidye olur alırız. Sicilya'ya hatta bir noktada ben gasp edeceğim kesinlikle. Valdocu olmayacaktınız. Ee, ama valdocu oldunuz. <laughs> Ay çok iyi ya. Vassallık teklif et. Ee, sen nereye dahildin? Spoleto'ya dahildin değil mi? Ee, şöyle yapacağız bak bak. Dini muafiyet. Tamam mı? Tamam bak seni vasallaştırdık. Mükemmel artık. E, buraları da komple tutuyoruz. Seni şöyle aktarıyorum can. Aa haddim etmiş kendini. İlginç. Ve son derece geniş topraklara yayıldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Başkentimdeki gelişmişlik artmaya devam ediyor. 37 yaşındayız yani 17 yıl geçmiş aradan. Toskana'dan buralara kadar geldik. İki krallık tutuyoruz. Hatta biraz daha zorlasak İtalya'yı ve Sardinya'yı da alabileceğiz. Ee, sana ı, ve Lombardiya'yı a böyle verdim tamam mı? Casus başım gitti ama seni getirdim. Lombardiya'yı böyle komple tutuyoruz. Güzel oldu. Ee, güçlü bir vasal oldu ha. <laughs> i̇yi de para kazanıyor bir de. Güzel güzel iyi oldu. Şimdi Lombardiya, Emilia, Lecce, Rossano... iki düklük ve iki potansiyel düklük bölgelerinde bizim hanedanımızdan üyeler var. Bunlar evlenecekler, çocuk yapacaklar. Hanedan gittikçe büyüyecek. Manuel. A. Manuel Komnenos. Bunlar da Pavlusçu olmuş ya inanmıyorum. Mesela sen bunlara da böyle kutsal savaş açabiliyor mu? <laughs> Ay çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Valdocu <laughs> mükemmel. E ee, şimdi bunlar Pavlusçu oldu. Pavlus, Pavlus. Ha, bunların bir kısmı o Ortodoks kalmış. Eyvah eyvah. Şimdi mesela ben bunlara bakıyorum. Ha, ortodoksluklarda tam ekümenik var. Bunlar Pavlus'u. Ha çok ilginç ya. Selçuklular böyle. Uykusunda hayatını kaybetmiş. Fatimiler. Fatimiler de toparlıyor kendini. Mısır Sultanlığı için. Mısırlı Kıpti ayaklanması. Şu Fatimiler de şöyle biraz böyle en azından belli bir süre ayakta görebilsek çok iyi olur. Kastilya burada inanmıyorum. Urraka. Üç erkek kardeşi de yani hatta en büyük çocuk olması lazım. Tabi erkek kardeşleri ölmüş. Bir tanesi gizemli bir şekilde. Bir tanesi biri tarafından öldürmüş. Öbürü yaralarından dolayı ölmüş. Vay be. Mükemmel. Harika ilerliyoruz. Bir oğlum daha oldu. Kutsal tarikat kurabilirim de. Olabilir. Ha, o esnada tabii biz kendi inancımızı şöyle mümkünse ufaktan yayalım arkadaşlar. Lazım çünkü bunlar. Hatta inancımızı yaymaktansa ben şöyle pizzayı almaya çalışayım ya. Buraya alırsam meşruiyetim de izin veriyor. Bir krallık daha oluşturabilirim. Bir krallık daha oluştursam İmparator Piemonte'yi, Verona'yı ve burayı aktarır bana. Saray ekimim kötüymüş. O zaman ben şu abiyi alıyorum. Heh. Aylık yaşam tarzı tecrübesi. Oğlumuz büyümüş. Güzel. Ben diğer oğullarımızı şöyle bir eğiteyim hemen. Seni de eğitirim. No problem. Aa bize bir yere savaşa mı gidiyor? Sen Hagiddan mı varmış? <laughs> Buraya almaya çalışıyor. Mükemmel ya. Bilimsel çevreleri açtık. Ben şöyle düklükleri oluşturacağım babacım. Kalabriye'yi de oluşturacağım. Şimdi hiç endişelenme. Tamam mı? Apulia düklüğü. Burayı istiyorsun değil mi? Heh tamam. Ben de sana bak şimdi şurayı veriyorum. Calabria'yı. Mükemmel oldu. Seninle ittifakımız hala sürüyor mu? Evet sürüyor. Benim artık dejur vasallarım olunuz. Siz de dejur vasallarım olursunuz yakında. Nişan düzenli. Kafir. Opa inanmıyorum. Kral 3. Elik bu İsveç krallığında 1066'da Asatri olarak başlayan abi Katolik olmuş. Sonra tabi vasalların çoğu da Katolik olduğu için krallığa daha iddiası olduğu için Geçmiş ve meşruiyeti çok yüksek. 5 üzerinden 5. Bir ittifak oluşacak ama yani ben buradan ordularımı kaldırıp İsveç'e gelmek istemiyorum. Yani bir de buralarda hala putperestler var. Onlarla savaş açıp duracak. Kusura bakma. İttifak isterdim ama eee -e, yani yok. Gerçekten yok ya. Sen au habire bir yerlere saldırıyor bu. Bayağı agresif oldu ya. Heh? Sen çok mu agresif oldun? Ziyafet. Yok yetişmeyeceğim ya. Bir de burası şehir yerleşkesi değil mi? Kale yerleşkesi O yüzden çok hızlı kuşatıyoruz Bu kadar Burayı hemen birine veriyoruz Cumhuriyet oldu burası Mükemmel Mezhep liderinden altına alalım Artı 74 çok hoşlanıyor bizden Hatta biz kendi kanımızı kutsayabiliyor muyuz? Dini idol olmamız lazım bir Veya Daha Fazla Katolik Bölgeye Sahip Olmamız Lazım mı? Roma'yı Elde Etsek Yeter Alırız Hiç Problem Değil İtalya Krallığında Oluşturuyorum Bu Piemonte'yi Bana Aktaracak Verona'yı Da Bana Aktaracak ee, Aquileia'yı Da Bana Aktaracak Ceneviz'de Bana Aktaracak Ya yani Aktarmak Zorunda Artık Hatta Bakın Şöyle gasp ettim Bunu Şu Abimize Veriyorum Benim Dejur Basalım Oldu Evet imparatorcum. Bana bunları aktarman lazım canım. İtalya kraliçesiyim artık ben. Hadi. Turnuva için talim yap. Güzel arttı. Hı. Hm. vasal aktar. Mükemmel. Piemonte artık benim. Vasal aktar. Verona benim. Ceneviz benim. Aquileia'yı da aktarman lazım aslında ama. Mükemmel. Arkadaşım zaten. Ben şu an istesem şu an İtalya İmparatorluğu'nu oluşturmak için 39 kontluğa sahibim dejur olarak. 3 tane daha dejur kontluk alsak bağımsız olmamız durumunda ve yeterli paramız da varsa kontrol ediyoruz arkadaşlar. Dük Folko. Kim bu? Bir dakika. Vassal sözleşmesi. Aynen aynen. Düzeltelim. Yani biz, bana daha fazla vergi vermen lazım. Piemonte'cim için canım senin ne durumda? Oo çok ne düşük. Burayı almama gerek yok. Venedik'i almama gerek yok. Bir tek şu Karintiyeyi alsam yeter herhalde. Dejur düklüğü de şöyle ele geçiririz. Verona'yı da ele geçiririz sanırım. Ama Dejur düklük böyle böyle mi oluyor yani? Hmm. Senin de tabii müttefiklerim varmış. Kötü. Biraz daha gücümüzü toplayalım. Belki Süzeren'e arzu halde bulunursak verir mi? Bence verebilir. Siz çocuk yapıyorsunuz değil mi? Yani nişanlandınız. Çok güzel. Gayet güzel. Çok çabuk büyüyorlar. Aynen öyle oluyorlar. Alkçı örgütleşme. Bu kimmiş? Vah acayip. ilginç. Kral Henry. Ha senle evlendirebiliriz aslında. Fena olmaz. Hadi İngiltere kralıyla. Hıh, evlendirdik. Mükemmel oldu ya. Yani. Ben Fransa kralıyla bir kızımı evlendirsem mesela kabul etmeyecek. Heh. Biraz para versem kabul ederler ama. Şöyle latyumu komple almayı düşünüyorum aslında. Alsam iyi olur. Valdocu halkçı örgütleşme var. Biz buraları halledersek. Oo, burada bir. Eyvah. Savaşa katılmayı teklif et. Arttırılmış otonomi. Hmm, kötü. Şunlara karşı ben isyanı bastırırsam eğer. E, buradaki toprakları toplarız. Teşekkürler. Bu kadar. Buradaki isyanda bastırmış olduk. Fak fak. Şöyle ünvanları bir oluşturalım düklük olarak. Sana şöyle vereceğiz. Zaten arkadaşımızmışsın. Yani mükemmel. Yüksek taht Ne? Yüksek taht otoritesi mi? Hoppa! Kötü. Biz vasallara savaş açamayacağız mı o zaman? Kalıtsal yönetimi keşfettik. Mükemmel. Bölünmeyi seçiyorum. Harika oldu. İtalyan kültürüne şöyle bir bakalım. Hükümdar imtiyazları iyi olur. Sonrasında dış surlara belki ilerleriz. Zerencim. Al canım bak. Hem benden korkuyorsun hem benden çok hoşlanıyorsun. Arzu halde bulunuyoruz ve diyoruz ki hak iddiasını aktar. Seyyah özelliğini arttırdıkça yani gezgin oldukça ve avcılığı da arttırırız. Sağlığımız da artar. Bir dakika ne yukarı lotaringya mı? Ne ben bunu istemedim ki ama ben burayı istedim. Allah Allah çok ilginç. Lotaringya kralı da şimdi. Ben sana savaş ilan etsem. ülke yasalarına göre yapamayız. Peki. Ee, o zaman halk görüşü hadi şunu açtık güzel oldu. Şimdi orduma bakıyorum ordum e, fena değil yeterince güçlü. Neyse ben ben bu unvanı istemiyorum Ben yok ediyorum bu unvanı. Nece uğraşamayacağım. Ee, İngiltere krallığında durumlar nasıl? Para kazanıyorsun. Ben ordumun gücünü biraz daha arttıracağım. Mümkün mertebe. Hiçbir masraftan kaçınmayacağız. Senden para isteyeceğim. Evet, teşekkürler. Ordumun gücünü o yüzden arttırmaya devam. Mancınıklar özellikle. Zırhlı yayları ekledik. Bu gidişe göre ben imparatordan daha güçlü olacağım herhalde. Öyle gözükür. Ha Paulus şu lider mi yapıldı? Bulgar Ortodoks. o vasallardı. Ben istesem hatta şu an Bizans'a savaş açabiliyorum değil mi? Sicilya düklüğü için. Kutsal savaş da açabilirim. Ee, Sicilya düklüğü için fena olmaz. Şöyle yapsam daha iyi olur ama. Açıyorum bu savaşı ya. Açtım. İttifak aynen müttefikler. Babacım yardımına ihtiyacım var. Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak buraları hemen kuşatabilirsek iyi olur. Ben sana biraz para vereyim. Sen borca girme. Ne olur ne olmaz. Tamam mı can? Oh çok güzel. Hazır Bizans'ta iç karışıklıklar var. Alalım şuraları. Kızım öldü. Ve torunum. Hmm. Ve Bizans ordusu geliyor mu? Mükemmel. Elimizdeki kuvvetler son derece muazzam. Bizans hatta borca girmiş. Dolayısıyla avantaj bizde. Müttefiklerimiz e, bizi takip eder ise eğer mükemmel olur. Biz de deriz ki yerel orduyu topla. Milislerle şöyle üstüne destek. %80 harika. Savaş bizim lehimize işliyor arkadaşlar. Burada biraz takılabiliriz hatta yapabiliyorsak. Şöyle biraz yakınlarda deniz aşırı gidersek fena olmaz. İngiltere'cim borca girmiyorsun değil mi canım? Bak senin savaşına desteğe... Ha iyi tamam. Bunlar Hot field. Peki öyle olsun. Ben yani şöyle desteğe gideyim. Hop bu kadar. Bizans'taki iç karışıklıklara bayılıyor. Burası şimdi bana mı ait oldu? Peki. Sicilya'yı böyle gasp ettik. Ee, mükemmel. Sen kimsin? Seni böyle aldık mı? He. Bir anlık sebebi. Şimdi sen din değiştirmeyi istesen. Aa kabul ediyormuşsun. Sen Paulusçu oluyormuşsun. Ee, Cumhuriyet mirası diyor. Vasal sözleşme normal. Din değiştir. Hatta bak sen şöyle bir güzellik yapacağım. Sana şöyle toprağa toprağı vereceğim tamam mı? Ben sana şimdi hatta şöyle Sicilya düklü ünvanı da vereceğim canım Din değiştirmeni talep ediyorum. Mükemmelsin. Hem de jur vasalımsın artık. Ya bu özgürlükçü örgütleşme yok mu Süzeren'e karşı? Ha Bohemia diyor. Peki Süzeren ne durumda? Esasında bir şey söyleyeyim mi? Katıldım ya. Aynen oğlum aynen katıldım ben. Ben de katıldım bu savaşa. Yani yüksek taht otoritesi. Hadi kısıtlı taht otoritesi anlarım ama ee, benim sürenimin yüksek taht otoritesi varsa olmuyor arkadaşlar. Vekil harçlığı kaybedeceğiz. Ne yazık ki. O biraz kötü olacak. Canım için çok teşekkürler. Ya, e, e, Afaroz da yok. <laughs> Afaroz talep etmeyeceğim. E, e. Lazlo burada çok güzel. Kral olmuş. Seni buradan yalnız nişanlandırmış. Ne? Ben istesem şu an gönderebiliyorum değil mi? Biraz bekleyeceğim. Talepleri dayatıyorum. Akıllıca bir karar. Teşekkürler. Ne oldu? Senin üzerinde koz elde ettik mi? Ha yok etmedik değil mi? Hı. Kötü. Kısıldı taht otoritesini çıkarttı. Bu demek oluyor ki artık biz savaş ilan edebiliyoruz birbirimize. Güzel oldu. E, vekil Vekiler koltuğundan da olmadık. Bize karşı görüşte kaybetmedi. Mükemmel. Etkinliğe yok. Gerek yok ya. Meşruiyet 5'te 5. Bir kral olarak bir imparatora savaş açtık. Bunlar kendi askerlerini daha topluyorlar. Sağlık kötü mü? Ayda. Ne alaka? Benim sağlığım niye kötü acaba? Anlamadım. Lan bu sağlığı biraz arttıralım. Ne? özenli bakım. Çok güzel. Ben sana savaş ilan etsem hmm, hak iddiaları olacak diyor. Şu olacak diyor. Bu olacak diyor. Dejur düklüğü ele geçirsek. Verona böyle. Friuli böyle. Aa ben sana savaş ilan edebiliyorum değil mi? Dejur. Malta için. Mükemmel. Ediyorum. Malta'dan nefret ederim bu arada. Ufacık bir kontluk. Bu akşam tiyatroya gidelim. Ben daha iyi yazarım. Mükemmel. Sağlığımızı biraz arttıralım eğer 48 yaşında sağlığımız kötü diyorsa. Hatta ilaç odağına geçelim. Sağlık iyi. Çok güzel. Hoppa Haçlı Kralları. <laughs> Garnizonu yetmiyor değil mi? Tekrardan kuşatmaya çok iyi ya. Önce bir para bağışı yapalım da nereye gidiyormuşuz? Endülüs Krallığı. Aa burayı mı kuruyoruz? Endülüs'ü mü kuracağız? Yani bilmiyorum zorlar bizi be. Teşekkürler. Para gönderdi bana. Hı, elde ettim burayı. Burası şimdi benim mi oldu? Ha yok sana verdik. Aa güzel. Güzel güzel iyi oldu. Artık Sicilya'yı komple biz kendimize kayırabileceğiz. Böyle anlaşılıyor. Bilgini açtık. Sonra bir sağlam vücudu açar. İdareden gidebiliriz. Piemonte ne öldürse toprak mı? Niye? Ayda. Ozan dur şöyle yapacağız. İtalyan kültürü hükümdar imtiyazlarını açtık mı? Aa açmışız. Mükemmel. Şimdi bu demek oluyor ki arkadaşlar, ölünce başkası tahta geçecek. Güzel. Bu hanımefendi tahta geçecek. O dolayısıyla oğlu bizden toprak çalamayacak. Mükemmel. İki tane ruhbanın öyle dans etmesi mükemmel ya. Ünvan oluşturabiliyor muyuz? Evet şu düklüklerin ünvanlarını aynen oluşturalım. Ne ee, Ancona'yı da oluşturayım ben hatta. Aynen iyi olur. Şimdi canım Kapuacım ben sana şu Kapua düklüğünü veriyorum. Sen benim dejur vasalım sayılıyorsun artık. Korsika düklüğü. Aa benim ha böyle hak iddiaları varmış ha. Karintia, Kalabria. Şimdi ben mesela Korsika'yı almak isteyebilirim. Alırım da. Şöyle olur. Benim iki vasalımla müttefik. Dolayısıyla vasallarım bana karşı savaşa gelemez. Böyle bir şey mümkün değil. Karintia ile müttefik ama Karintia aynı zamanda benim de mi? Bir saniye ney? Pardon ben marklı müttefikmişim. He okey tamam. Yaparız be ne olacak ki yani. Senin hak iddiaların diyor. Müttefikmiş müttefikmiş. Hayatını kararttım adamın ya. sen orayı kuşat hadi. Geçmiş şey olsun. Burayı da aldık mı savaş bizimdir. Bu kadar. Toprakları genişlettik iyice. Sicilya'yı tamamen kontrol ediyoruz. Aa, bu gayet güzel. Şu Karintya ölürse eğer ee, savaş ilan edeceğim ona. Karintia düklüğü için ya da şurayı tamamen ele geçirmek istiyorum ben çünkü. Öyle bir hedefim var. Kutsal Roma İmparatoru ölür ölmez bir sıkıntı yaşanacak. Ciddi bir sıkıntı yaşanacak hem de. Elektör olmadığım için ben karar veremiyorum <laughs> Öyle de bir durum var Ama bakın yani şu noktada Bağımsızlıkçı örgütleşme Buradaki örgütleşmeler artacak ee, Çok ciddi bir şekilde artacak Gerçi iki tane erdemli özelliği var O biraz sıkıntı yaratır ama Yaşımız 51 ee, 31 sene önce oyuna başladık Sene 1097 Sağlığımız gayet iyi bu arada 48 yaşında sağlığımızın kötü olduğunu gördüm Nedense ama sağlık bonuslarını arttırarak bunu toparladık. İtalya krallığını oluşturduk. Öncesinde Romanya krallığını oluşturduk ve Sicilya krallığını ele geçirdik. Korsika'yı tamamen elde tutuyoruz. Buraları da hak iddiası ede de artık bir şekilde alabiliriz diye düşünüyorum. Sonrasında tek yapmamız gereken şey biraz para kasıp Kutsal Roma güçsüz olduğu anda bir şekilde artık bağımsızlığımızı elde etmeye çalışacağız. Tabii öncesinde şu Karintya'yı alırsak fena olmaz. İyi olur gerçekten. Buraya kadar bence iyi geldik. E, şu an 9.010 askerimiz var. İmparatordan daha güçlüyüz öyle söyleyeyim size. İngiltere ile hala ittifakımız var. Diğer vasallarla ittifakımız mevcut. Bir iki tane daha ittifak alabilirsek belki ne bileyim Fransa ile falan. E, yapılabilir. Aynı ülkede vasal olmaktan dışarılardan bir e, ittifak bulsak çok güzel olacak aslında. Hırvatistan banlı alınabilir. Hırvatistan banlığı e, yapılabilir bence güzel olur. Mersiye düklüğü a olabilir. Bak sen de hadi şöyle Mersiye Güzel harika ittifaklarımız var şu an. Videomuzu fazla uzatmadan şimdilik burada noktalamak istiyorum. Ancak ben Matilda ile alakalı ve Matilda'nın da varisi hatta belki mümkünse onun torunuyla alakalı da böyle part 2 yani ikinci kısım tarzında bir video çekmeyi de düşünüyorum hatta onu da size söyleyeyim. Orada da eğer alabilirsek mesela kendi hanedanımızı biraz daha büyüterek yani toprak vererek hanedan üyelerimize bu sayıyı 50'ye çıkarmayı düşünüyorum. Ki bu şekilde bir achievement bile kazanabiliriz. Ha burada Aragon diye bir krallık var ha çok ilginç ee, mükemmel ya Aragon mu diye. Dolayısıyla daha fazla uzatmadan videoyu şimdilik burada noktalamak istiyorum. Dediğim gibi Part 2 yakın zamanda tekrar gelecek yine Matilda'nın devam ediyor olacağız. En azından Matilda hayattayken bütün dejur toprakları kontrol ederek bir İtalya İmparatorluğu ve Sicilya Krallığı'nı da İtalya'ya bağlamaya çalışma teşebbüslerimiz olacak kesinlikle. Onları da deniyor olacağız efendim. Benden şimdilik bu kadar. Buraya kadar sabredip izlemiş olduğunuz için de çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü görüşü ve düşünceyi Yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.